Arkadaşlar, bet civcivlerimiz büyüdü. Evet, şok. Bet civcivleri büyüdü. Yani diğer ismiyle İran tavukları. İran tavuklarımız büyümeye devam ediyor. Çok hızlı bir şekilde büyüyorlar. Çünkü yerlere gerçekten çok sıcak ve çok iyi bakıyorum. Hayvanlara özel civciv yemi yediriyorum. Yem isterseniz sağlam bir yem markası sizlere önerebilirim. Sadova'yım. Sadova'yım en sağlam yem markalarından birisidir. Kafanızın bir köşesinde. Arkadaşlar, veç tavukları deyince harikalar diyarında akan sular eskiden dururdu. Bakın, şimdi size bir şey desem inanır mısınız bilmiyorum ama inanırsınız sanırsam. Çünkü veç civcivlerimizi çıkarttığım günden itibaren bir tane ölü almadık, biliyor musunuz? Neden diye sorun. Neden? Çünkü veç civcivleri gerçekten çok dayanıklı hayvanlar. Ve çok şeker tatlı hayvanlar. Şu an kekliğe benzediklerine bakmayın. İlerleyen birkaç gün içerisinde. Birkaç gün derken de yanlış konuşuyorum. Ay içerisinde dışarı saldığım zaman onların kümes ortamındaki neşelerini sizlerle paylaşacağım. Ve aynı zamanda yaz ayı sezonu boyunca da best civcivlerimizin büyüyen feliklerinden, daha doğrusu eşlerden yumurta paylaşımı da yapacağım. Yani Türkiye'de yine beç tavukçuluğunu da biraz daha filizlendireceğiz. Hayvanlarımızın neşesini, yumurta verimini ve hayatlarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Harikalar Diyarı'nın başında da beçler vardı. Sonunda da beç tavukları olsun istiyorum arkadaşlar. Çünkü beçler değişik hayvanlar. Ve ilerleyen birkaç gün içerisinde değil, aylar içerisinde de yine kümesimize yerli ırklar getireceğiz. Ne gibi yerli ırklar? Demeyeceğim. Hepsi sürpriz olsun istiyorum. Söz verdiğim tek bir ırk var, onu söyleyeyim. İspenç. İspenç'i söz verdim, getireceğim. Bu yıl niye getiremedim diye sorun. Kafama göre bir ispenç takımı bulamadım. Aynı zamanda ortamım ve durumum çok da müsait değil arkadaşlar. İmkanlarım çok düşük benim burada. Çok imkansızlıklar içerisinde yapıyorum bu işi, emin olabilirsiniz. Ortamım, etrafım, yaşadığım yer dolayısıyla bir hayvanı bulmak çok zor oluyor. Bir malzemeyi temin etmek bile oldukça zorken hayvanları temin etmek oldukça zor oluyor. İçeride şu an beyaz beç tavukları ve normal civciv beç tavuklarımız var. Arkadaşlar, kümesimizde şimdi soracaksınız, beç tavuğu civcivinin işte cinsiyet ayrımıdır falandır, nasıl bir hayvandır, eşleri nasıldır, tek eşli midir, çok eşli midir gibisinden sorularınız olacaktır. Harikalar Diyarı kanalımızda bu sorularınızın hepsinin cevabı zaten mevcut. O yüzden lütfen önce kanalı iyice bir tarayın, videoları izleyin. Zaten YouTube'a yazsanız da en çok ben çıkacağımdır. O yüzden beçler hakkında oldukça fazla bilgi edinebilirsiniz. Ve oldukça çok popüler olan son zamanlardaki ırklardan sadece birisidir beç tavukları. Beç tavuklarının popülerliği asırlara dayanmaktadır. Bunlar ta Afrika kıtalarında yaşayan bir ırkın Türkiye'mizdeki halleri arkadaşlar. Bu hayvanlar yabani bir ırktır. Ama şimdi çoğu bir kümeste var. Dağların eteklerinde, kümeslerde, köylerde çok fazla bunlara rast gelebilirsiniz. Çünkü bakımı kolay, hasta olmuyorlar ve çok iyi bir yiyiciler arkadaşlar. Çok iyi bir yiyiciler. Çenedir, akreptir, ne derseniz bütün haşereleri, bahçenizdeki kötü hayvanları toplarlar beş tavukları. İran tavuğu dediğiniz zaman bir 2-3 dakika düşünmeli insan. İran tavuğunun tek kötü yanı nedir bilir misiniz? Sesi. Sesinin kötü olması da kötü diyemeyiz. Allah öyle yaratmış ki. Bence çok iyi bir sesi var ama çok tiz olduğu için beş tavukları uzun süre ötmeye başladığı zaman insanları rahatsız ediyor. Biz bu yıl bunu araştıracağız. Bu yıl sizlerle birlikte beş tavuğu büyüttükten sonra beş tavuğun sesini nasıl azaltırız? Neden bağırırlar? Bunları çözeceğiz, araştıracağız ve anlatacağız sizlere. Hep birlikte bu beş tavuklarını çözeceğiz, bulacağız, yapacağız, eğleyeceğiz arkadaşlar. Sonrasında piyasayı canlandıracağız. Beş tavuklarını ve yerli ırklarımızı Harikalar Diyarı olarak tüm Türkiye ve dünyaya tanıtacağız inşallah. Hadi bakalım, hodri meydan diyelim. Canlarım benim. Maşallah. Beş tavuklarımızın her biri ayrı ayrı güzel, tatlılar. Ağızlar, böyle ağızlarını açıyorlar. Onlar dikkat edemiyorum ama vücut sıcaklıkları çok fazla olduğu için vardı. Böyle bir hastalık yok çünkü içeride uzun zamandır. Hayırlısı. Bakalım hele ne olur. Canlarım maşallah.
Neyse neyse işte. 5 tavuklarımız büyümeye devam ediyor. Daha doğrusu 5 çiğdücülerimiz. Yani sizlerle bir içeri bir de şeye gidelim. Nereye gidelim biliyor musunuz? Çiğdücülerimizin yanına gidelim. Bu arada tavşanlarımız dışarıda artık. Artık içeri almıyorum. Tavşanların hepsi sürüdü arkadaşlar. Saldım kümese Mevlam gayra derler ya. Aynı o misal. Saldım kümese Mevlam gayra. Dalanın kardeş. Kendilerine büyük bir yuva kurdular. Karamel. Bütün hepsi bunun altından çıktı. Gitti gördünüz mü? O kadar da nankör bana karşı. Çok gıcık. Bazen çok sinirlerimi bozuyorsun Karamel. Konuşacağız bunların hepsini konuşacağız. Canım benim. Laken Walder. Geldi kümesimizin içerisine. Oo. Bizim keratayı gördünüz mü? Kurt tavuğunu ben çekmiştim de halen daha yatıyor. Altında da cücükleri var. Takılıyor takılsın. Gelelim şuradaki cücüklerimize. Sizlere bir göstereyim cücükleri. Bakın neler var neler yok içeride. Burada bizim cici ünitemiz. Yine inşallah burada da porselen ligolinlerimiz var. Sultanımız var. Oho, astrolobumuz var. Vayandotumuz var. Ne var başka? Bir tane Laken Walder'imiz var. İşte bu da beni çok üzüyor. Bir tane olması Laken Walder'den ama yapacak bir şey yok. Var da var. Bunlar ekstradan şansına eser olarak çıktı. Yani çok da çıkacağını düşünmüyordum ama çıktı arkadaşlar. Çıkarttık. Civcivlerimizi çıkarttık. Civciv satışımız da var. Facebook sayfamız üzerinden bizlere ulaşın. Elimizde olan civcivlerden gönderelim. Hangi ırkı istediğinize bağlı ama hepsini vermiyorum. Çocuk orada altında. Gördünüz mü altındaki? Tamam ben rahatsız etmiyorum. Ben gidiyorum. Acıyım ben seni acıyım. Seni acıyım bana. Ben de senin aklın bitirse ben. Benim aklım bitirse ben. Senin kafan kopardı ya ben senin kafayı yiyeyim ben seni. İşte. Bıdık. Bıdığım benim. Yeni bıdığım benim. Bıdık. Tamam rahatsız edin. Dayanamıyorum arkadaşlar. Gerçekten dayanamıyorum. Bıdık konusunda soru soracaksınız. Bıdık nerede diye. Bıdık videosunu da birkaç gün içerisinde çekeceğim. Size anlatacağım çok şey var arkadaşlar. Sizlerle paylaşmadığım çok şey var. Hepsini paylaşacağım. Hepsini anlatacağım. Oturup bir videomda hepsini konuşacağız. Kümesimde neler oldu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. İşte olan biten her şeyi size birkaç gün içerisinde anlatacağım. Hepsini oturup konuşacağız. Neler oldu? Neler bitti? Neler yaşadık? İnşallah. Neyse, gelelim bizim güzel işimize, güzel konumuza. Arkadaşlar, kümeste her yıl yeni tecrübeler ediniyoruz, yeni şeyler yaşıyoruz. Her yıl yeni sistemlerle, yeni hastalıklarla, yeni bir sürü faktörle mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizde her zaman yanımda olan sizlere çok teşekkür ediyorum. Onu da söyleyeyim ki sonra kızmayın. Arkadaşlar iyi ki varsınız. Var olmaya da devam edin ki harikalar diyarı da ayakta dursun. Bizlerin ayakta durabilmesi için sizlere ihtiyacımız var. Sizler var olduğunuz sürece bizde de var olacağız. Allah izin fırsat verdiği sürece de Türkiye'mizde ve dünya genelinde güzel işler Türkiye için yapmaya çalışacağız. Tavukçuluk sektöründe olsun her konuda. Sizlere hem yardımcı olacağız hem de ülkemiz için bir şeyler yapacağız inşallah. Değil mi çocuklar? Bazen bir tavuk kadar hür olmak ister insan. Aynı benim gibi. Ne kadar özgürler değil mi? Yapacakları hareketleri kısıtlamıyorlar. Mutlu ve mesut bir şekilde sadece yaşınıyorlar. Keyifleri yerinde kısacağız. Öyle diyelim. Ben de bu duruma maşallah derim. Gelin ne yapalım biliyor musunuz? Ula var ya şu an kafam atacak neredeyse. Ligonin tavuklarımızın birini dışarı çıkartmayı düşünüyorum. Neyse onu sonra yapalım. Bugün yapmayalım. Sonra yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda da elimden geldiğince sizlere bilgi verdim. Beşlerimizi gösterdim. Çok hızlı büyümüşler. Sizler de eminim ki gördüğünüz aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Ve unutmayın attığınız her yorumlardan çok iyi yorumları seçiyorum. Bir sonraki videomda sizin isminizi ekranda koyuyorum arkadaşlar. Ve ekranda kendi isminizi görmek istiyorsanız yorum düşün. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.